Cause I've seen the look you give me, and it's a silent killer. I've been waiting for you all night, just face it. I'm gonna make you mine, I'll be your agent. Evet, şimdi ilk durağımız olan Bahattin Büryan'a geldik. Biz geçen sene de burada yemiştik. Dedik, bildiğimizden şaşmıyordum. Yine buraya geldik. Burası da hemen Siirt Belediyesi'nin orada bulunuyor. Şöyle. Aynen, direkt karşısında. Bakalım annemle babam ilk defa yiyecek. Beğenecek misiniz? Burada sabah yiyorlar bunu. Kahvaltı niyetine. Normalde hiç alışkın değiliz kahvaltıda et yemeye ama değişik bir tecrübe olacak. Bakalım. Annem bir de kemikli söyledi. Biz kemiksiz söyledik. Daha kolay olsun diye. Aynen öyle. Burası böyle 3 katlı. En alt katı çok kalabalıktı. İkinci katı boş. Burası da 3. katı. Daha manzaralı nispeten. Babam dedi buraya çıkalım. Biz de buraya çıkmayı tercih ettik. Öyle. Şimdi biz bu büryanla ilgili detaylı videoyu geçen sene çekmiştik. O videonun linkini koyuyor olacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Hatta bize burada bir çalışan kişi büryanın kuyudan çıkarış anının görüntülerini falan göndermişti. Biz onları da o videoya koymuştuk. Bu video biraz daha böyle gezi, çok bilgi vermediğimiz. Çünkü yine aynı yerleri gezeceğiz. Çok detay bilgiye girmeyeyim dedim. Daha böyle vlog, ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Yorumlarımızı paylaştığımız bir video olacak. Onu da söyleyeyim dedim. Geçen seneki videoyu aşağıya ve kartlar kısmına koyuyorum. Orada böyle büryanın çıkarış anını da görebilirsiniz. Burada sabahları çıkarılıyor böyle. Sabah 6.30'da falan kazandan çıkarılıyor. Sıcacık böyle. Bir de sanırım 9.30-10 civarı çıkarılıyor et. Ondan sonra bir daha öğleden sonra kalırsanız o etleri ısıtıp ısıtıp size veriyorlar. Yani sabah yemek gerekiyormuş büryanı da. Aklınızda bulunsun. Bizim gibi geçen seneki gibi akşam yemeği sanmayın. İlk gelince biraz öyle sanıyorsunuz. Alışkın değilseniz etle kahvaltı etmeye. Bir de merkezi bir konumda burası. Bakın direkt Siirt Belediyesi zaten şey böyle altın varaklı gibi bize en enteresan gelen belediye binalarından bir tanesiydi burası. Çok şatafatlı bir binası var. Şöyle düz giderseniz Eruh Şırnak, sol tarafa dönerseniz Tillo Şirvan Pervari. Biz Tillo tarafına gideceğiz. Bir de Eruh Şırnak tarafına da gideceğiz. Çünkü orada da Botan Vadisi'ne gideceğiz. Bakalım, bugünlük planımız bu şekilde. Şöyle bir domates, soğan geldi. Bekliyoruz. Teşekkürler. Evet, bakın büryanımız geldi. Biz 1,5 porsiyon söyledik. Yani bu ne kadardı? 150 gram. 100 gramla başlıyormuş. Şu şekilde. Bizimkisi babamla kemiksiz. Şöyle. Anneminki kemikli. Şöyle bakın, kemik parçalarını görebiliyorsunuzdur. Bakalım annem bundan da tadar hangisi? Beyaz kemikliye daha lezzetli demişti. Bakalım senin yorumun ne olacak? Şöyle. Afiyet olsun. Ve yanına aynen söyledik. Zeytinden yapılıyor bu arada. Neyden yapılıyor diye soracak olursanız, gerçekten yumuşacık bir eti var. Çok güzel. Sabah sabah böyle ağır gelmiyor. Tabii ki bunun kemikli kemiksizi var. Bizimki kemiksiz. Bir de yağlı yağsızı var. Biz yağsız söyledik. Yağlı olunca bayağı bir ağır olacağını düşünüyorum. Sonuçta sabah yiyorsunuz, mide sonra sıkıntı olabilir. Alışkın değilseniz. Şöyle. Evet, şimdi babamdan büryanın yorumunu alalım. Biz zaten geçen sene tatmıştık. Şimdi senden alalım baba yorumu. Gerçekten çok güzel. Yapan son ellerde sağlık. Lokum gibi çıtırsız ağzına dağılıyor. Böyle gidiyor. Güzeldi değil mi? Yumuşacık eti. Böyle direkt löpet yiyorsunuz yani. Yani sabah hızlı et yedir diye düşündük ama yedik hiç. Evet evet, mideye o kadar rahatsızlık vermiyor. Yağlı, yani yağlı söylerseniz belki o biraz daha ağır olabilir ama bizimkiler yağlı değildi. Anne seninki nasıldı? Benimki de çok güzel. Aşağıda kuyuda. Yaklaşık 3 metre derinliğinde. Arkadaşlar mesela tarımlar akşamdan bunları atıyoruz. Rütüyoruz onları. Tandır kuyuya atıyoruz. Bunun tezahmine geliyor. Yaklaşık bir 200-300 derece sıcaklığı var. Bunun tezahmine geliyor. Ondan sonra kemikli var kazan.
içine kaburga kısmında, sırt kısmında dolduruyor. Ondan sonra kemiksizleri de askıda. Havada kalacak şekilde. Yaklaşık 2 saat içinde kalıyor. Yani kapatıyor saçla. Hava almayacak sonra. Hava alırsa pişmez. 4 saat ne kadar, 5 saatte pişmez. Buranın özelliği var. Bu özelliği de var mı? Şimdi kemikli kaynar içinde. Onun buharıyla üstteki pişer. Üstteki piştiği zaman yanlarıyla bu sefer de kemikli pişer. Şey falan böyle tuzlu attırmıyor değil mi? Yok, hiçbir baharat çeşidi yok şimdi. Yalnız tarttığın zaman, fırına attığın zaman az bir şey tuzlu döküyor. Hatta o da fırında eriyip gidiyor yani. Hani bana tansiyon hastası var yani. Tuz atarsan işte ben onlar için yiyorum. Çünkü üstteki kemiksizin yağı hepsini damlattığı için o kemik, bütün tatlı kemikli yemiyor. Tattım onu. Ben de değişik olsun diye böyle yedim zaten. Bu sırt kısmıydı ablanın yediği, yağsız olur biraz. Bir de kaburgası var. Yağlı ama bundan daha lezzetli. Kemikten daha lezzetli. Başarı bu lezzetli oldu. Bu dakika inşallah ablaya kaburgadan tatlı. İnşallah. Teşekkür. Aynen. Bakın burada da basında çıkan haberlerini görebilirsiniz. Herkes gelmiş. Maceracı, Kanal Türk, İkbal, Gülpınar, herkes var şöyle. İkinci posta saat kaçta çıkıyor? Şu anda gördüğünüz ikinci posta. Ha, bu ikinci posta. Evet, babam Süryanlı kesin. Bizim de şu anda hadi bakalım. Herkese gidelim sonra çarşıya gidelim. Olur. Evet, burada yemiştik. Şöyle. 150'şer gram. Büryan artı 3 ayran 120 lira tuttu. O da şöyle. Evet, şimdi etlerimizi yedik. Aşağıda meydan vardı hatırladığım kadarıyla. Oraya gidiyoruz. Öyle bir saat kulesi falan vardı. Orayı bir gezelim. Sonra çarşısını gezeceğiz. Ondan sonra da buradan diğer yerlere geçeceğiz. Evet, burası da Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı. Şöyle solda bir saat kulesi bulunuyor. Tarihi bir saat kulesi var. Bakın yukarıda iki tane uçak gidiyor. Çok güzel görünüyorlar. Ve şurada da sağda da Siirt yazısı var. Genelde burada insanlar fotoğraf çekiniyorlar. Siirt'e geldiklerini göstermek için. Geçen sene çok kalabalıktı. Şu an tabii erken bir saat olduğu için o kadar kalabalık değil meydan. Hava da serin yalnız. Şöyle bakın saat kulesi. Gayet güzel duruyor. Evet, gördüğünüz gibi meydan bu şekilde. Şurada yeni bir cam yapılıyor. Şimdi çarşısının olduğu kısma gideceğiz. Biraz fıstık vesaire almak istiyoruz. Alışveriş. Sonra artık Tillo ya da diğer kısma gideceğiz. Evet, şu an Helvacılar çarşısına giriyoruz. Buranın çarşısı burası. Yani bir sürü içeride dükkan bulunuyor. Şu an Ulu Cami'ye gidiyoruz. Ve bulduk. Bugün de Cuma, biraz kalabalıktır ama bakalım. Şöyle. Peyzaj çalışması falan güzel. Yani caminin etrafı güzel ve temiz duruyor. Babam şimdi aşağıya iniyor. Caminin içi gerçekten çok güzel. Taş yapı ve tertemiz içerisi. Birazdan yarım saat sonra Cuma namazı var. O yüzden şu an hızlıca gezip çıkacağız. Siirt'te en dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi de battaniyeciler oldu. Bir sürü böyle battaniyeci dolu, üzerlerine isimleri yazıyor. İsimlerini yazdırıyorlar. Şöyle bakın. Ankara keçisi. Aleykümselam, hoş geldiniz. Merhaba. Ankara keçisi, Kastamonu keçisi. Hı hı. Onlardan dokuduğumuz böyle sercanelerimiz var. Siirt'te has bir dokuma. Tiftik bunlar abla. Bu namazlık mesela. Bunun karyola örtüsü var, çift kişilik, tek kişilik çocuk karyolası. Ve böyle duvar içinde masa arkası asanlar oluyor.
taban el dokuma. Bu tifti biz Ankara'dan alıyoruz. Siirt'te bunun fabrikaları var. Büküyoruz. Daha sonra ip haline getirildikten sonra tezgahlarda dokunuyor ve demir taraklarla taranıyor. Mesela bu arka tarafı, bu ön kısmını bu haldeyken bu hale getiriyoruz. Şöyle fırçalarla tarandıkça. Bunun ömrü uzundur. Romatizmaya, yaşlılar için çok sağlıklı. İçinde elyaf yok. Yani elyaflı olanlar zaten sağlıklı değil. Bu tamamen tiftik, orijinal Siirt'e has bir dokuma. Evet. Dünyada bir tek Siirt'e dokunuyor. Zaten çok bayağı dükkan var bu şekilde. Başka bir yerde yok zaten, bulamazsın. Siirt'e has bir dokuma, çok sağlıklı. Temiz, kullanışlı, güzel. Yazın serin tutar, kışın da sıcak tutar. Evet. Buna akrep, yılan yaklaşmaz. Yok kesinlikle, bu üstünüz olduğu müddetçe yaklaşmaz. Temizliği nasıl? Yıkama makineye atılabilir. 30 derece. 30. Yüksek bir derece olmasa 30 derecede çok rahat yıkanır. Tamam. Ama hızlı yıkadın mı bu yıprandır. Arka tarafı yünlenir böyle bunun gibi. 30 derecede normal yünlü kazakları yıkadığımız gibi yıkanır. Kazak. Hiçbir sıkıntı olmaz. Yani temiz, kullanışlı. Bunun fiyatlar nasıl? Bir de fiyatlarla ilgili. Fiyatlar 150'den başlıyor. Yani evet. Battaniyeler var, 500'e kadar çıkıyor. Evet. Bayraklar güzel, haritalar güzel. Hediye yapmak istediğiniz kişilere bu tür ürünleri yapabilirsiniz. Adam doktora yapmış. İş yerine yapmış. Evet, Atatürklü var bak orada. Yani Siirt'e gelip de hediye götürülecek en uygun, en makbul şey budur. Bu bir de fıstık şey. Yani fıstık alırsın. Yani. Bıtır sabunumuz var. Bıtır sabunu da çok sağlıklı. Çünkü orijinal. Evet. Kaynatılıp yapılıyor. Bıtının küçüğünü görmüşsünüz. Fıstığın kat kat küçüğü. Onları dövüyorlar. Yağından yapılıyor. Kimi sabunlar da 60-70 lira, onlar sağlıklı değil. Orijinal sabun 150'den aşağı değildir. Çünkü kaç ton bıtımdan birkaç kilo sabun elde edilirken kilosu 60 lira olur mu? O yeşil firmayı falan aldıkları zaman Yıldırım, Ulu Cami'nin olduğu bölge. Bak anne, resimleri de var böyle. Evet, şu an bıttım sabunu almaya geldik. Bunun kilosu 120 liraymış, 60 var, 30 var. Tabii ki gittikçe orijinali bozuluyor. En kalitesi 120 lira. Ne o? Bıttım yağlı. Bunlar ustam. Şunlar saç bakım. Onlar da evet. Genelde şu iki çeşit krem var. Biri saça canlı, parlaklık ve parlaklık sağlayan bir kremdir. Bunda bal arımumuyla bıtım yağı var. Şunda 3 tane bitki yağı içermekte. Kantarondur, çörektir, bir bıtım yağı. Bu genellikle ciltte oluşan cilt rahatsızlıkları, yani cilt hastalıkları için kullanılır. Yani mesela egzamadır, mantardır, sedef hastalığını tedavi etme özelliğine sahip. Diğeri de saça. Diğerleri sadece saç. Bu bıttımın faydaları ne oluyor peki? Bal genelde şöyle diyeyim. Saçın genelde cilt ve saçı kullanmakta. Saçın dökülmesini engelliyor. Kepektir, kabuklanmadır, yağlanmadır. Bir de mesela saça gerçekten canlılık veriyor. Hatta şöyle diyeyim. Genel Siirt'te bundan, Siirt Üniversitesi bundan 6-7 ay önce mesela. Bıtım yağıyla ilgili bir çalışma yaptı. Acaba cilt hastalıktan faydalı değil midir gerçekten? Yani herkes alır kullanıyor da. Bunun faydası gerçekten var mı? Bilimsel olarak açıklandı. Ve bundan, o yağdan, bıtım yağından krem yaptılar. Hayvanlar, çok özür dilerim, köpeklerin yaralarına, iltihaplarına kullanıldı, tedavi etti. Evet, yarıyor. Yani gerçekten ispatlandı bu. Şu dükkandan, adı ne? Ömer Ticaret'miş. Şuradan bıttım sabunu aldı annem. 3 adet 20, 60 lira değil mi? 3 adet. Aynen. Zaten kiloyla ölçüyor. Evet. Şimdi Siirt'in meşhur caddelerinden olan Güreş Caddesi'ne geldik. Geçen sene akşam bayağı gezmiştik buraları. Şimdi de gündüz geziyoruz. Şu an cadde tadilatta, böyle sağlı sollu dükkanlar bulunuyor. Şimdi Siirt fıstığı alacağız. Bakalım, artık herhangi bir dükkana girip bakacağız. Bizim aldığımız bir fıstıkçı vardı ileride. Orası bayağı büyük. Tam bakalım bulabilecek miyiz orayı. Geçen sene Siirt Öğretmen Evi'nde kalmıştık, şurada yeşil binada. Fena değildi. Yani güzeldi. Hatta oranın turunu çekmiştik. Şimdi bu Güreş Caddesi'nde geziniyoruz. Tam öğle vakti. Şöyle. Tamam.
Evet, şimdi Siirt fıstığı almaya gidiyoruz. Buradan Siirt fıstık doğal pazarından. Biz geçen sene de buradan almıştık. Şimdi alacağız. Hoş geldiniz. Ondan sonra der miyim ki ben... Yani bir defa iyi bir fıstık yiyen bir kişi, ikinci bir kadar fıstık denge edecek onlar, bu diğer gibi değil. Yani. Hatta ben bazen şuna fıstık ödüm dışarıya. Dükkanımız Siirt'tedir, has fıstık herbal pazarıdır. Türkiye'nin neresi olsa olsun, herhangi bir ilinden arayıp da diğer ileride kargo yaptırabiliyorsunuz. Anladım. Kartınızı zaten ben alırım şimdi. Balımız var, fıstığımız var, çayımız var, menekşe kahvelerimiz var. Böyle Siirt'te has gidebilecek hediye olarak ödüğü şeylerimiz var. Bıtım sabunumuz var, orijinal. Hani nasıl bir ürün gerekiyorsa Türkiye'nin her tarafından kargolan gönderiyoruz efendim. Tamam, ben yazarım iletişim bilgilerinizi. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şöyle. Biz şu an bu fıstıktan alıyoruz. Peşlerimiz değişiyor. Dürüm fıstığımız var, ana çatalımız var. Erek altı anasıklarımız var, natürel peste çatlaklarımız var. Ortalama fiyatlar? Ortalama fiyatlar dediğim gibi aslında 95-90 lira ortalama fiyat. En iyisi 100 lira şu anda. Tabii dışarıda bu fiyatlar değişiyor. 120-130-140 lira kadar değişiyor. Peste çatlaklarımız var, 70 liraya satıyoruz. O da gayet güzel, kaliteli fıstığın lezzetidir. 190 lira dükkanı da çekeyim burayı. Yok, bizim de teknoloji şey yapıyor. Bu açıp seyrediyor evet, işte. Şans eseri annem örtü için dükkana gitmişti. Abi sağ olsun. Bize Aslı Feyyaz. Aslı Feyyaz. Sizi de çekiyorum, belki koyarım. Sağ olun, çok sağ olun. İsminiz neydi? Yasin. Yasin Bey. Ahmet. Başım sağ olun. Mem. Aynen, çok teşekkür ederiz. Çok Allah sağ olun. Şimdi bize dair. Teşekkürler. İnşallah. Tekrar diyorum, eğer vaktiniz olursa gelin misafirim olun. Sağ olun. Erken haber verin bana, kartım sende. Size bir Siirt dolması yaparım olmazsa. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Gezeceğiz şimdi her yeri. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Güle güle, ayağınıza sağlık. Allah'a emanet. Evet, şimdi bir sonraki durağımız Tillo. Şimdi Tillo'ya doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi sağlı sollu böyle buralarda çok yok da sürekli şey vardı, böyle fıstık ağaçları vardı. Dolu fıstık ağacı var yollarda. Zaten Siirt fıstığını ben çok seviyorum. Antep fıstığı daha çok tatlılarda kullanılırken Siirt fıstığı daha böyle çerezlik, tuzlu bir fıstık. Ben bunu zaten oldum olası bunu seviyordum yani. Antep fıstığı biraz daha küçük oluyor ve daha tatlı oluyor. Siirt fıstığını bildiğim kadarıyla tatlılarda falan kullanmıyorlar. Şöyle dediler zaten. Şimdi böyle yolu takip ediyoruz, bakalım. Şimdi Fırsef köyüne gidiyoruz. Hazin Hazretleri varmış. Türbeler var biliyorsunuz bu bölgelerde özellikle, gerçekten çok fazla. Şimdi onlardan bir tanesine gidiyoruz. Tillo yolu üzerinde bulunuyor. Tillo'ya 2 kilometre falan kala hemen buradan içeriye girdik. 4 kilometre kadar uzakta bir köy. Evet, türbe burada. Şimdi oraya geldik. Şuraya bile bırakılabilir araba, değil mi? Evet, şimdi birazdan türbenin içerisine gireceğiz. Az önce annem işte örtümüz falan yok diye, bir de korona olduğu için hani herkesin örtüsünü kullandığı örtüyü kullanmayalım diye o dükkana girmiştik az önce. Abi sağ olsun, örtü bende yok ama bunlar sizin işinizi görür diye hediye etti. Yani çok mahcup olduk. Gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Şal verdi. Böyle iyi insanları görmek bilmiyorum ya. Buralarda bu olaylar çok oluyor ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi şallarımız da var. Türbeye gireceğiz. Evet, şimdi türbenin içerisinden çıkıyoruz. Etrafımı çekeyim size. Şeyh Hazin adı taburdan mübarek Hicaz'a kadar gidiyor. Ondan Şeyh Hazin olarak yürüyerek gidiyor. Hazin adı oradan giriyor. Buralardaki en büyük şeyh bu yani. Evet, Osmanlı'nın tarikatına bağlı.
Osmanlı'nın son döneminde yetişen en büyük şeyhlerden bir tanesiymiş. Zaten torununun mezarı vardı içeride, gördün mü? Hani yeni bir mezar. 2010 yılında vefat etmiş. Burası da mezarlık herhalde. Köyün mezarlığı. Evet, şu an Tillo'nun merkezine girdik. Sol taraftan gitseydik kaleydi. Şu an biz içer kısmına giriyoruz. Bu Muhammed Hakkı, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin türbesine falan gideceğiz. Yavaş gider. İsmail Fakirullah'la İbrahim Hakkı Hazretleri'nin türbesi. Bu ışık olayını bilenler bilecektir. İstiyet'le ilgili. Şimdi türbelerin olduğu yere giriyoruz. Burası da böyle. İki de şurada türbe var. Şeyh Hasan'la Şeyh Hamza türbeleri. Zaten hepsi birlikte. Biz ilk olarak şu iki türbeye gidelim. Soldan, sonra sağdan devam ederiz. Bayağı büyük bir alan gerçekten. Tam mezarlığın içerisinde iki türbe sanırım orada. İki tanesi de burada. Orada bir tane var ama bir mezar var, geçemiyorsun. Ha, öyle mi? Ha, geçiremiyorum. Evet, şimdi türbenin içerisine girdik. Böyle oda oda bölümlerden oluşuyor. Şöyle. Şöyle. Şu şekilde. Evet, şimdi Tillo Kalesi'ne gidiyoruz. Tillo'dan çıktık. Gerçekten o kadar çok türbe var ki yani beklediğimizden de çok fazla. Yol üzerinde de sağlı sollu köylerde sürekli türbeler bulunuyor. Ama en son Tillo'nun içerisinde işte görmüş olduğunuz türbeler vardı. Hemen hemen hepsinin böyle hikayesini, işte bilgi veren kısmını çektim. Oraları dilerseniz durdurup okuyabilirsiniz. Çünkü anlatınca videolar hem çok uzun oluyor hem de böyle bazen insanlar sıkılabiliyor. Hem de doğru bilgi vermeyebiliriz belki. Orada daha doğru bilgi olduğu için o şekilde yaptım. Şimdi Tillo Kalesi'ne doğru çıkıyoruz. Yollar bu şekilde. Şu an tabiat parkına girdik. Bence saçma bir uygulama var. Biz sadece şeye geldik burada. Cam terasa geldik. Bakacağız, çıkacağız. 10 lira giriş ücreti aldılar. Ve üstte de cam terasa girmek için kişi başı 1 lira ücret ödüyorsunuz. Hani buraya piknik yapmaya da gelinebiliyor. Öyle bir şeye gelsek tabii ki para vermek mantıklı ama şu an 10 lira vermek bence çok aşırı mantıksız geldi, bilmiyorum. Yani bu kadar. Şimdi mesela burada ekstra bir para ödeyeceğiz yani. Videoda anlaşılmıyor ama gerçekten çok büyük bir vadi burası ve gerçekten çok çok güzel. Şöyle bakın, şurada barajı görüyorsunuzdur zaten. O kadar küçük kalıyoruz ki şöyle. Bakın şimdi size büyüklüğünü anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir yer. Bakın şurada bir tane araba gidiyor ama arabayı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın şurada nokta gibi bir araba gidiyor. O kadar büyük bir vadi, asla anlaşılmıyor görüntülerden. Çok 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 büyük bir yer. Şöyle. Uçaktan. Aynen, sanki uçaktan bakıyor gibi. Çok güzel bir vadi. Şansımıza hava rüzgarlı da değil. Uçaktan bakar gibi bakıyoruz. Bayağı yüksek. Aşağıda göçerler var mesela. Bakıyorlar için. Şu karşıdaki dağa bakınca, bakın özellikle şurada evler var. Ve onlar ne kadar minik kalıyorlar. Karşı taraf yine sisli, biraz puslu. Geçen geldiğimizde de öyleydi. Çok net görünmüyor ama. Şöyle. Altımız zaten böyle uçurum. Cam olduğu için. Biraz ürpertici değil. Yani ürpertmiyor değil. Çok güzel. Yani şu vadinin içerisinde küçücük kalıyor insan. Baraj falan. Evler zaten bu kadarcık görünüyor. Evet, şimdi... Uzakta köyler var. Nasıl gidiyorlar oralara? Nelere köyler? Bak, hep köyler var. Aha.
Yani yolları var onların işte de yani. Ama çok değişik bir vadi gerçekten. Yani yolunuz Siirt'e düşerse mutlaka ama mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden bir tanesi. Bakar mısınız şöyle bir yer. Az önce şuradaki lavaboları kullanalım dedik. Böyle bir pislik yok. Gerçekten kokudan içeri girilmiyor. İçerisi de rezalet, pis. Çok bakımsız çeşmelerden su falan akmıyor. Yani bilmiyorum, girişte bu kadar para alıp buradan su akmaması ve buranın bu kadar pis olması biraz hiç hoş değil. Yani bunları buradan söylemek zorundayım. Belki birileri görür, duyar. Aşırı pis yani. Böyle bir şey yok. Ne? Manzarası çok güzel. Girişte 10 lirayı alıyorlar. Orada da 3 lira alıyorlar ama buranın, yani buralarda bir pislik yok ama o tuvaletlerin hali ya anlatılmayacak kadar, artık düşünün, o kadar kötüydü. Evet, bakın şu üst kısımda kafe var. Biz geçen sene geldiğimizde oturmuştuk. O videoda bulabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir kafe. Manzarası da mükemmel ama biz şimdi Ras'ın Hacar'a gideceğimiz için o işte Botan Çayı'nın olduğu Delikli Taş'a şimdi buradan ilerliyoruz ama aklınızda bulunsun. Kafe harika manzaraya sahip. İş gibi yani. O yüzden buranın yolu değişik biraz. Şimdi Ras'ın Hacar'a, yani bu taş delikli taşın olduğu yere gidiyoruz. Navigasyon konuşuyor da. Böyle burası böyle tek gidiş tek geliş gibi. O yüzden tuhaf bir yol. Giriş buradan. Tam böyle delikli taşın olduğu yere geçtik. Normalde şurada çitler var ama herkes atlayıp buraya geçiyor. Biz de geçtik. Annem şu an yükseklik korkusu olduğu için biraz geçmedi o. Korkuyor çünkü böyle yerlerden. Bize de diyor ki aman aman gitmeyin falan. Gerçekten çok güzel burası. Manzarası mükemmel. Zaten buranın detaylı videosunu geçen sene çektiğimiz için çok fazla burayı anlatmıyorum. O videoyu izleyebilirsiniz. Orada çok detaylı anlatmıştık burasında ama manzarası müthiş. Biraz sisli olduğu için çok net görünmüyor ama yine de çok keyifli. Annemle çok hoş olmadı burası çünkü çok korkuyor gerçekten. Şurada gezenler var, aman çıkma oraya, gezme şöyle falan olmuyor yani. Neyse biz de hemen hallettik. Ben fotoğraf çekinemedim falan yani. Neyse, yapacak bir şey yok. Geçen seneki fotoğraflarla idare edeceğiz. Ben de manzara falan çekmeye çalıştım. Gerçekten çok güzel bir manzarası var. Bu delikli taşın harika yani. Gerçekten şu vadiyi falan anlatamam size. Tam ortadan çay geçiyor. Botan Çayı geçiyor. Böyle şey demiştik biz geçen geldiğimizde Feyyaz'da. Grand Canyon'a benziyor. Gerçekten öyle bir şeyi andırıyor. Harika ötesi. Biraz böyle sisli gibi, tam gün batımı saatleri. Güneş şu an harika. Çok güzel bir gün ışığı alıyoruz. Yani böyle güzel. Şurada da bir kafeste bulunuyor. Geçen sene orada oturmuştuk ama bu sene orada oturmayacağız. Çay getirdik evden. Onu içeceğiz şimdi. Şu an gün batımına karşı harika bir ışık var. Tabii ki güneş yüzümüze vuruyor ama biz de ters ışıkla fotoğraf çekinmeye çalıştık. Çünkü tam güneş arkada fotoğraf çekinmek istediğimiz yerden batıyor. Yani şuradan batıyor. Gerçekten çok güzel bir vadi manzarası var. Şu kayalar, kayaçlar mükemmel ya. Bilmiyorum, böyle hani videolarda izliyoruz biz daha sonra. Kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Bunu en iyi annemle babam anlar büyük ihtimalle, evet. Değil mi? Geçen sene izlediğinizde bu video nasıldı? Yani şu an gerçeğiyle. Gerçeği daha muhteşem. Değil mi? Daha şey. Devasa yani bir kere. İnsan içi ürperiyor ama manzarasından da bakmaktan insan kendini alamıyor. Aynen öyle. Ben çok beğendim şahsen. Çok benim çok. Benim sevgilim. Evet. Hani birazcık korktu. Neyse, yapacak bir şey yok. Şöyle size etrafı çekiyorum hemen. Bakın bu böyle çay döne 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 döne. Böyle menderesler oluşturarak gidiyor. Şöyle.
şuradaki kayalar çok güzel. Bilmiyorum çıkıyor mu şu an. Ben hiçbir şey göremiyorum da şu kayalar çok güzel. Şurada da tam kafesi bulunuyor. Burada da bakabileceğiniz 1 lirayla çalışan şeyler var. Manzaraya bakabilirsiniz. Hani okulda atılırken sen nerede? Çaylarımızı içeceğiz şimdi inşallah. Ağzımızı kapatalım. Evet, artık yavaş yavaş gün sonuna doğru gelmeye başladık. Hem gün batımı manzarasına karşı şöyle bir bank bulduk. Burası aynı zamanda böyle gelip oturabileceğiniz yerler de var. Bir sürü çardaklar var. Gelip burada oturuyorsunuz. Girişte 10 lira ödüyorsunuz bu arada. Böyle buraya oturduk. Evde sıcak suyumuzu getirmiştik termosta. Çünkü ben buranın hayalini kurmuştum o zaman böyle. Sıcak suda işte çay içeriz vesaire diye. Annem de çayı az önce demledi. İçerisinde çay paketlerini attı. Şimdi bu manzarada çay içiyoruz. Nasıl manzaranız? Çok güzel. Manzara süper. Değil mi? Peki evet, peki genel olarak Siirt hakkında yorumlarınızı alayım. Benim ikinci gelişim sonuçta. Ben geçen sene yorumlamıştım. Nasıl geçti tur? Gayet güzel. Güzel gezdirebildin mi? Ben de bilmiyorum çok ama. Teşekkür ederiz. Rica ederim, ne demek. Misafirperverliğin için. Tabii, ne demek. Nasıldı peki genel olarak? Gayet güzeldi. Daha önce hep kiliseleri gezmiştik. Bugün aynen. Türbeleri gezdik. Evet, bayağı türbe vardı gerçekten. Mardin yöresinde kiliseler vardı, onları gezdik. Urfa'da bu taraflarda da. Tilla'da bu kadar böyle mesela. Türbe. Türbe olması beni çok şaşırttı. Hiç duymamıştım yani. Evet. Yani dediklerinde de yani birkaç tane türbe var mı? Yol boylarında işte yani. Sürekli türbeler var yol. Yani. Aynen. Evet. Peki yiyecekler konusunda nasıldı? Yiyecekler. Büryandır vesaire her şey. Yedik mesela. Güzel, çok hoşuma gitti. Aynen. Hala tokuz. Tokuz evet. Şu an keyfi cips aldık yani öyle manzaraya karşı. Çok geçti mesela o kadar büryan. Tabii. Büryan söyledik. Evet. Yani çok doyurucu, bir de çok lezzetli böyle. O zaman manzarayla videoyu kapatayım. Belki yol boyunda bir şeyler çekersem eklerim şu an. Çok güzel değil mi? Yüzüm falan güzel bir ışık veriyor. Çok sevdim şu an. O zaman bizimle birlikte siz de gezimizi ortak etmiş olduk. Geçen sene de yine biz Siirt'i gezmiştik. O zaman daha böyle farklı bir video vardı. Yine birkaç benzer yerlere gittik ama bu sefer daha farklı yerlere gitmeye çalıştık. O videoyu da izleyebilirsiniz zaten. Dediğim gibi hep söyledim. Koyacağım açıklama kısmına. Oradan da bakabilirsiniz. Bu da ikinci gelişimiz oldu. Şu güzel manzarayla size bir hoşça kalın diyelim. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Son iki videoda bunu söylüyorum artık. Bakalım video beğenildi mi? Bu tarz videoları beğeniyor musunuz ya da farklı önerileriniz varsa da yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Gelecek videolarda da tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Siirt'ten selamlar. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.